Herkese merhabalar. Bugün sizlerle filtreleri konuşacağız ve başlıkta da gördüğünüz gibi Freewell'in K2 filtre sistemini anlatacağım sizlere. Çünkü bu filtre sistemi tek başına bir ekosistem. Tüm farklı boyutlardaki ve ebatlardaki ve şekillerdeki filtreleri bu sayede tek bir sistemle kullanabiliyorsunuz. Filtre dediğimiz şey aslında objektifin önüne yerleştirdiğimiz bir cam ve bu cam genel itibariyle birkaç özelliği olan bir yapıda oluyor. Yani fazla ışık varsa ND filtre dediğimiz tıpkı güneş gözlüklerine benzeyen ışığı azaltan ve gözümüzü kısmamız gibi objektifin diyaframını kısmamıza gerek kalmayan bir cam. Böylece siz daha geniş diyafram açıklıklarında fonu flu yaparak video çekimlerine devam edebiliyorsunuz. Video prodüksiyon işiyle uğraşanların, kameramanların en sevdiği ve en çok kullandığı filtrelerden bir tanesi bu ND filtrelerdir. Profesyonel bir video kamera kullanmıyorsanız işte aynasız ya da DSLR kameralarla çekim yaparken ND filtre kullanmak zorundasınız. Çoğunlukla diyaframı kısmak ya da enstantaneyi arttırmak işinize yaramaz. Enstantaneyi arttırırsanız böyle kesik kesik doğal olmayan görüntüler görürsünüz. Ama gözümüzün gördüğü şu biraz akıcı ve flu görünen görüntü için sizin ND filtrelere ihtiyacınız olur. Açık havada çekim yapıyorsanız bu kaçınılmazdır. Yine özellikle yansımaları almak için işte araç camlarındaki yansımaları ya da pencerelerdeki yansımaları almak için polarize filtrelere ihtiyaç duyarsınız. Yine manzara fotoğrafçıları polarize filtreleri çok severler. Çünkü hem gökyüzünü daha mavi, daha kontrastlı yaparlar hem de az önce bahsettiğim gibi bu yansımaları ortadan kaldırır. Bunları genellikle dairesel filtrelerle çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Burada önümde pek çok dairesel filtre var. Bu şekilde işte kutularda objektifinizin çapına göre bunları kullanabiliyorsunuz. Bir de özellikle geçişli filtreler dediğimiz gradient filtreler ise fotoğrafçılıkta çok fazla kullanılıyor. Yine videoda kullanılıyor ve bunlar şu şekilde böyle genelde dikdörtgen yapıda oluyorlar ve siz bunları farklı bir filtre sistemiyle kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela şu şekilde bakın yarısı koyu yarısı açık bir filtre bu. Ve siz bu filtreleri kullanmak istediğiniz zaman şu şekilde bir sistemle işte bunun içerisinden böyle geçirip böyle yarısını camın bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bu defa da böyle harici bir adaptör almanız gerekiyor. Bunları bu şekilde çizilmesin diye kutularda taşımanız gerekiyor. Bu adaptörü objektifinize takmanız lazım. O ara dairesel bir ND filtre kullanmak isterseniz bunları söküp o filtreyi takmanız gerekiyor. Yani ciddi anlamda iş akışı olarak sizi strese sokan, sıkıntıya sokan ve zaman kaybettiren bir sistem. Şimdi benim bunun gibi böyle bir sürü filtrelerim var ve bunlar genel itibariyle çoğunlukla bu zorluktan dolayı, bu iş akışını engelleyen yapısından dolayı kullanmıyorum ve Variable ND dediğimiz yani ayarlanabilir ND filtreleri kullanıyorum sadece. O da yine mesela döndürerek ayarlayabildiğimiz bir filtre ama bunlar için de her objektifinize göre milimetresini ayarlamanız gerekiyor. İşte 82 mm, 76 mm, 67 mm farklı farklı filtrelere ihtiyacınız oluyor. Bu da hem maliyet hem zaman kaybı hem de bir sürü ıvır zıvır aksesuar demek. Bunları taşımak da bir dert, depolamak da bir dert, kullanmak da bir dert. Şimdi bütün bu dertlerden sizi kurtaracak Freewell'in harika bir sistemini anlatacağım. Bu harika filtre setinin detaylarına birazdan geçeceğim ama öncesinde ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz ve beğenilere basıyoruz. Oraya bolca tıklayalım ki bu sayede tüm dünyayla beraber bu tarz ürünlerin ilk duyurularını benim kanalımda izleme şansınız olsun. Ben de daha harika pek çok içeriği sizlerle paylaşma şansı yakalayayım. Abone olduysak detaylara geçiyoruz. Böyle harika bir kutuda geliyor Freewell K2 ekosistemi ve bu kutunun içerisinden şu şekilde muhteşem bir çanta çıkıyor. Deri bir çantanın içerisinde geliyor ve içerisinde tüm seti çok rahatlıkla şöyle taşıyabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok çok harika bir özellik. Bu çantayı kutunun içerisinde gördüğüm zaman bayıldım. Tüm objektif sisteminizi, tüm adaptörlerinizi bu çantanın içerisinde taşıyabiliyorsunuz. Kutu açılışını ve kutunun içerisinde neler geldiğini sizlere anlatacağım ama bu muhteşem bir adaptör sistemi. Şu şekilde sizlere göstereyim. Sadece bununla tüm filtreleri kullanabiliyorsunuz. Hem dikdörtgen şeklinde olan filtreleri, gradyan filtreleri hem de dairesel yapıdaki ND, polarize tüm filtreleri bu sistemle kullanabiliyorsunuz. Şuna sahip olmanız yeterli oluyor. Bu muhteşem bir iş akışı sağlıyor size ve muhteşem bir pratiklik sağlıyor. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kutu ve aksesuarlarla geliyor. Şu şekilde filtreleri tek başına incecik taşıyabilirsiniz bu deri korumalarıyla. Ben gördüğünüz gibi filtreleri çıkardım. Sadece şu daha büyük olan Gradient ND filtre bunun içerisinde duruyor. Şu şekilde bakın geçişli olan. Sadece bu çantaya sığmıyor ama incecik yapıda olduğu için bunu da çok rahatlıkla çantayla beraber sırt çantama ya da taşıma çantama atıyorum ve seyahatlerimi yapabiliyorum. Bunlar harika. Şu arka kısımlarına isterseniz filtrelerin isimlerini yazabilirsiniz ya da kendi isminizi yazarsınız, iletişim bilgilerinizi yazarsınız. Böylece kaybolma ihtimali de olmaz. Bir yerde unuttuğunuzda, çünkü bazen hiç olmaz demeyin, doğanın ortasında drone çantası bıraktığımız oldu. O yüzden filtreleri bir yerlerde unutabilirsiniz. Size hemen ulaştırırlar, sizi ararlar. Şimdi filtreleri burada sizlere takıp göstereceğim. Sony A7S3 gövdenin önünde 28-75 2.8 objektif var. Bu 67 mm filtre olduğu için 67 mm filtre adaptörünü taktım. Pek çok farklı adaptörü zaten takabildiğinizi söylemiştim. Kutu açılış kısmında da gördüğünüz 82 mm'den 67 mm'ye kadar standart olarak bu kutunun içerisinde geliyor. Ayrıca daha farklı, daha küçük ebatlarda da objektifleriniz varsa buna özel olarak ayrıyeten alabiliyorsunuz. Ben bir de 55 mm olan bir adaptör de aldım. Ayrıca bunu da 24 mm f1.8 objektifte kullanıyorum. Bu çantanın içerisinde bütün adaptörlerin olduğunu söylemiştim. Şuradan ana ürünü, K2 modelinin bu Freewell ana ürününü alıyoruz. Şu arka kapağı çıkartmak için bu yanlardaki iki tane kırmızı tuşa basıyoruz ve şu şekilde bu serbest kalıyor. Sonra da filtrenin hemen bu yuvasına bunu yerleştiriyoruz. Daha sonra arkadaki terazi kısmını dengelemek için bu şekliyle ayarlayıp şu yanlardaki vidaları da sıktığımız zaman artık bu oynamıyor. Ve burada tüm sistem manyetik olarak yapışan bir sistem. Bakın bu kapağı şu şekilde çıkartıyorum. Burada bir cam daha var. Bu camı da şöyle çıkarttığım zaman bu aslında ND filtrenin yapısını ayarlayan bir sistem. Normalde siz geçişli bir ND aldığınız zaman iç içe geçen iki tane cam vardır. Az önce gösterdiğim gibi. Çevirdikçe ND filtrenin derecesini ayarlarsınız. Freewell markası bu ekosistemi oluşturabilmek için bu iki camı birbirinden ayırmış ve zemin olarak arka cam kısmını bu şekilde bir stopluk ND cam gibi ayarlamış. Siz bunu kullandığınız zaman üzerine yerleştirdiğiniz diğer ND filtreleri çevirdikçe derecelendirebiliyorsunuz ve aynı zamanda polarize olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu base ND filtre bir stopluk ND özelliği var. Şu şekilde tam olması gereken noktaya yerleştiriyorsunuz yuvasına. Bu size zemin sağlıyor. Sonrasında diğer ND filtreyi taktığınız zaman mesela şurada 1 ile 5 stop arasında ayarlayabildiğimiz bir ND filtre var. Bunu şu şekilde bakın manyetik yapıştırıyoruz. Ve bu yuvaya oturduğu zaman bir çıt sesi geliyor. Bu sert bir şekilde duraklatan, bakın sesi dinleyin. Sert bir şekilde duraklatan bir yapıda. Bu da kullanım olarak çok çok avantajlı. Çünkü bu sayede 1 ile 5 derece arasında ayarlama yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle ışıkta göstereyim size. Şöyle objektifin içerisi bir görünüyor, bir görünmüyor. Bu şekliyle ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu 1-5 arasında derecelendirme yaparken burada ikinci ND filtrede 6 ile 9 stop arasında değerlendirme yapabiliyor. Yani ND 9'a kadar bunu kullanabiliyorsunuz. O yüzden de ciddi anlamda çok yüksek ışıklarda bile oldukça açık diyafram değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu ND kullanımı itibariyle böyle. Polarize filtre olarak kullanmak istediğiniz zaman bu ND filtrelerin aynı zamanda diğer kısmında, arka kısmında CPL yazısını görüyorsunuz. Yani dairesel polarize filtre demek. Bu üstte olacak şekilde yapıştırırsanız bu defa elinizde polarize filtre oluyor. İsterseniz bu aşağıdaki 1 stopluk ND base filtreyi de çıkartabilirsiniz. Böylece doğrudan polarize filtre olarak yapabilirsiniz ya da 1 stopluk ND artı bu polarize filtreleri kullanabilirsiniz. Bu şekliyle ekosistemi bir bütün olarak kullanabiliyorsunuz ve tüm sistemi çantada çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Yapışma gücü oldukça iyi. Bakın hem düşme ihtimali yok bunların, yani oldukça iyi oturuyor. Ve şu şekilde oturduğu zaman zaten çıkma ihtimali, yani kullanırken pratikte bunun düşme riski hiç yok. Mıknatısları, manyetik yapısı çok çok iyi. Şu şekilde birazcık güç kullanarak ayırıyorsunuz. Ayırma işlemi de çok başarılı. Oldukça harika bir sistem. Diğer filtreleri kullanmak istediğiniz zaman şu arka kısmında bir bölüm var. Buraları bu şekilde açtığımız zaman artık geçişli ND filtreleri de kullanabiliyoruz. Yani dikdörtgen şeklindeki filtrelerin geçeceği bir bölüm ortaya çıkıyor. Ve şu şekilde gradient ND filtremizi buradan çıkartıyoruz. Ve şöyle yukarıdan aşağıya doğru buradan yerleştiriyoruz. Bu şekliyle, bakın şu kapağı çıkartayım. Gradient ND filtremiz bu şekliyle içeriden geçiyor ve istediğimiz pozisyonda ayarlayıp çekimimizi yapıyoruz. Böylece hem bu formattaki, dikdörtgen formattaki filtreleri kullanabiliyorsunuz hem de dairesel formattaki filtreleri kullanabiliyorsunuz sadece bir tek adaptörle. Freewell markasının harika 2 tane filtresinden daha bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Mist filtre. Yani bunu nasıl açıklayayım size? Bir açılımı yok. Mist diye geçiyor. Ve bu aslında böyle bir sis efekti ve ışıklarda bir halelenme yapıyor. Soft bir görüntü size sunuyor. Özellikle video işleri yaptığınız zaman cilt tonlarını yumuşatmak için. Mesela bazı objektifler keskindir. Örneğin bu objektif oldukça keskin bir objektif ve cildi, yüz tonunu oldukça belli ediyor. Ciltteki kusurları çok fazla ortaya çıkartıyor. İşte bu mist objektifle hafif bir pus, hafif bir ışıklarda böyle etrafında halelenme yapıyor ve cilt tonlarını yumuşatıyor. Bunu bu şekliyle sistemin içerisine dahil edip kullanabiliyorsunuz. Böylece videolarınızda daha yumuşak cilt tonlarını yakalayabiliyorsunuz. Bu filtreler sinematik bir görüntü size sunuyor. Diğer filtremiz ise Gold Streak filtre. Bunun bu Gold versiyonu, yani sarı renkli olanı, bir de bunun mavi versiyonu da var. Bu da anamorfik objektiflerin yapmış olduğu etkiyi taklit eden bir sistem. Yani ışıkları yatay olarak çizgi şeklinde gösteren bir yapısı var. Bunu taktığınız zaman da ışıklarda böyle yatay bir çizgi görüyorsunuz ve sinematik bir etki alıyorsunuz. Özellikle Hollywood filmlerinde çok sık görürsünüz. Anamorfik objektiflerle çekildiği zaman görüntüler böyle sokak lambaları, ışıklar böyle yatay bir çizgi olarak, araç farları öyle görünürler. Bu filtre sayesinde de o sinematik etkiyi verebiliyorsunuz. Yani video prodüksiyon işlerinizi yaparken bu ekosistemle birlikte hem ND filtrelerle istediğiniz pozlamayı ve diyafram açıklığını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hem de bu özel filtrelerle daha sinematik, daha estetik görüntüleri yakalayabiliyorsunuz. Filtrelere biraz yabancı olanlar için tüm bunlar biraz karışık gelmiş olabilir. Ama eğer gerçekten uzun süredir videoyla ve fotoğrafla ilgileniyorsanız bunun ne kadar değerli bir sistem olduğunu hemen anlamışsınızdır ve çoğunuzun gözü benim bu sistemi gördüğümdeki gibi kocaman açılmıştır. Açıkçası son zamanlarda gördüğüm en güzel ürünlerden bir tanesi. Çünkü çok fazla şeyi tek bir adaptörle ve tek bir sistemle yapabiliyorsunuz. Oldukça şık, kaliteli ve harikulade bir taşıma çantasıyla da yanınızda her zaman bulunduruyorsunuz. Freewell filtre sisteminin diğer bir güzelliği ise oldukça sağlam yapıda filtreler olması. Bu camlar yağlanma, su damlaları, toz gibi şeylere karşı çok çok dayanıklı ve hemen cama yapışmadan bunları uzaklaştırabiliyorsunuz. Ayrıca çizilmelere karşı da çok çok dayanıklı bir cam kullanılmış. Camların kalitesi de oldukça iyi. Videolarda zaten gördüğünüz görüntüyü bozmuyor, greni arttırmıyor ve genel itibariyle renkleri de koruyor. Kaliteli bir filtreden istediğiniz şeyleri bu sayede elde edebiliyorsunuz. Çünkü asıl önemli olan şey o camların kaliteyi bozmaması, renkleri bozmaması, keskinliği, kontrastı, doygunluğu bozmaması. Toparlamak gerekirse böyle bir sistemi aldığınız zaman hem geçişli ND filtreleri kullanabiliyorsunuz, hem polarize filtreleri kullanabiliyorsunuz ki bu ND filtreler true color dedikleri, yani çok daha doğal ve çok daha güzel bir şekilde videoları ve fotoğrafları pozlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda polarize filtrelere sahip olabiliyorsunuz ve aynı zamanda bu dikdörtgen formattaki geçişli ND filtreleri de ya da Mist filtreleri gibi farklı filtreleri de kullanabiliyorsunuz. Yani tek bir sistemle tüm bu karmaşık filtreleri kullanabiliyorsunuz. Böylece hem ekonomik olarak, bütçe olarak rahat ediyorsunuz, hem de taşınabilirlik anlamında çok daha mobil ve hızlı oluyorsunuz. Videonun sonuna gelmişken fiyatlardan da bahsetmek istiyorum. Bu ürün, yani Freewell K2 modeli bugün piyasaya çıktı ve bugün itibariyle ilk 1000 siparişe $350'dan ulaşabiliyorsunuz. Sonraki 1000 adet sipariş ise $400 olacak ve bundan sonraki siparişleri $500'dan alacaksınız. Yani hemen sipariş verdiğiniz zaman $150'lık bir avantajınız olacak. Ciddi anlamda avantajlı bir fiyat. Sonra ilerleyen zamanlarda eğer bu sistemi almak isterseniz $500'dan alabileceksiniz. Böyle bir sistemi farklı markalardan kaliteli bir şekilde kurmak istediğiniz zaman adaptörleri, işte dikdörtgen filtreleri, farklı ebatlarda ND ve polarize filtrelerinin ayrı ayrı kullanılması dediğiniz zaman $800'la $1500 arasında değişen fiyatlarda kaliteli filtre setini ancak kurabiliyorsunuz. O yüzden burada sadece $350'a bu sistemi kurmanız mümkün. Videonun altındaki açıklama kısmına ürün linklerini, nereden satın alabileceğiniz linklerini ekliyorum. Oradan doğrudan sipariş edebilirsiniz. Böylece Freewell'in yeni çıkmış olan bu K2 sistemine en uygun şekilde ve en hızlı şekilde sahip olabilirsiniz. Evet, bugün sizlerle Freewell K2 filtre ekosistemini konuştuk. Tek bir adaptörle onlarca filtreyi kullanabiliyorsunuz ve harikulade video çekimlerini, fotoğraf çekimlerini gerçekleştiriyorsunuz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.